see it. Rahmet Resulü'nün mübarek huzuruna yüzü kömür gibi simsiyah bir genç geldi. Bu genç Süleym kabilesinden Sa'd isimli bir Müslümandı. "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Rengimin siyahlığı, yüzümün çirkinliği cennete girmeme mani midir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır," buyurdu. "Allah'ın emrine uyup Resulüne itaat ettikten sonra elbette cennete girebilirsin." "İyi ama," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, ben şu mescide 8 ay önce Allah'a iman edip onun Resulünü tasdik ederek İslam'a girdim. Lakin şu ana kadar da evlenmem için bazı kimselere müracaatta bulundum. Yüzümün siyahlığı ve fakir olmamın sebebiyle beni reddettiler." "Peki ey Süleym, müracaat ettiklerin arasında Amir bin Veheb var mıydı?" buyrulunca, "Yoktu ey Allah'ın Resulü. Öyleyse şimdi ona git ve Allah'ın Resulü beni size gönderdi. Kızınızı zevci olarak bana vermenizi emir buyurdu," de. O genç sahabi sanki güneş mülküne malik olmuştu sevincinden. Sular gibi çağladı Süleym. "Allah beni size feda kılsın ey Allah'ın Resulü. Hemen gidiyorum." Yüreği denizdeki balıklar misali çırpınır durur gibi Süleym yola revan oldu ve Amir bin Veheb'in kapısına vardı. "Kimdir o?" "Benim. Süleym Sa'd." Amire Allah'ın Resulü'nün emirlerini iletti. Amir bin Veheb duyduklarından hayrete düştü ve Sa'd'a inanmadı. Çünkü kızını bu gence vermek demek, bir ton inciri ona göre kömür kuyusuna atmak gibi bir şeydi. Ve Sa'd'a dedi ki, "Ey delikanlı, ben kızımı sana veremem." Sa'd hiç telaş eseri göstermedi ve tebessüm etti. "Siz bilirsiniz ey amir," dedi. "Ben sadece size Allah Resulü'nün emirlerinin elçisiyim." Ve Sa'd geri dönünce gözlerine yaşlar doldu. Çünkü bir kere daha zenci olduğu için kalbi kırılmıştı. Ama bu sefer farklıydı. Çünkü arada Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emri vardı. Ve gözleri yaşlarla dolu, Nebiler Nebisi'nin huzuruna varmak için yola koyuldu. Amir'in reyhanlar misali güzel bir kızı vardı. Ve kızı da kapının arkasında o konuşulanları duymuştu. Ve Sa'd'ı da görmüştü. Fakat imanı yüreğinde fokurduyordu. O genç sahabeyi o halde geri dönüp gidişini görünce, babasının karşısına dikildi çırpına çırpına. "Ey benim babam," dedi. "Sen ne yapıyorsun? Onu sana kim göndermişti?" "Baba, sen ne yaptın? Allah Resulü'nü reddetmek ne demek biliyor musun? Sonra alemde tutunacak dalın kalmaz ve senin yüzüne bakan olmaz. Derhal git. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den özür dile baba." Ve Amir bu sözleri kızından duyunca hatasının farkına vardı. Sanki kanatlı kuşlar gibi uçarak kainatın efendisinin yüksek huzuruna vardı ve dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, bana gönderdiğin gencin sözlerine inanmamıştım. Günah işlediysem tevbe istiğfar ediyorum. Siz emir buyurursanız kızımı Sa'd'a nikahlamaya hazırım," dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer ki sen biraz daha hatanı anlayıp da geri dönmek için geç kalsaydın, senin yüzüne bile bakmazdım," buyurdu.
Sonra da Saad'a, "Ey Saad, evini hazırla," dedi. Süleym Saad o lahza utancından başını yere eğdi. Gözlerinden iplik iplik yaşlar akıyordu. "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Benim evde ne hazırlanacak eşyam ne de hanımıma verebileceğim mihir param var. Ben bu dünyada hiçbir şeye malik değilim." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm edip emir buyurdular. "Ey Saad, o halde git. Şu kadar Ali'den, şu kadar Osman'dan, şu kadar Abdurrahman'dan iste. Bütün düğün masraflarını onlar görsünler. Sen de böylece yuvanı kur ey Saad." Şimdi Saad'ı görseniz, genç kanatlı kuşlar gibi sevincinden uçuyor. Kendine lazım olan paraları o güzel insanlardan fazlasıyla aldı. Hemen çarşının yolunu tuttu. Gelin için lazım olan tüm eşyaları almalıydı. Lazım olan birkaç şeyi alırken, o esnada çarşının sokağında bir nida yükselmeye başladı. Bu bir çağrıydı. Düşman büyük bir kuvvetle yola çıkmış ve saldırı hazırlığındaydı. Eli silah tutan herkes savaşa çağrılıyordu. Bunu duyan Saad iki tercih arasında kalmıştı. Avuçlarında parayla düğün hazırlıkları yapan o genç, yıldırımdan bir kamçı yemiş gibi sarsıldı. Şimdi bir tercih yapması gerekiyordu. Biri evde, güzeller güzeli bir gelindi. Öbürü ise, Allah Celle Celaluhu yolunda cihad etmek ve Süleym Saad'ın yüreğindeki iman harekete geçti. Kararını verdi. Cihada katılacaktı. "Ben," dedi, "bu düğün parasıyla kendime bir at, bir ok ve mızrak alabilirim. Belki de düğün işi artık ahirete kalacaktı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler misali yola koyuldu Saad. Ve ordunun ardınca at koşturdu. Cihat ordusu tam savaş yerinde. Atının üstünde başı sarıklı, kolları sıvalı, elinde kılıcı olan birinin orduya yaklaştığını gördüler. Kollarının siyah oluşundan Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıdılar. Ona, "Sen Saad mısın?" buyurdular. "Evet ey Allah'ın Resulü, ben oyum. Allah beni size feda etsin." İki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdular. Ve sonra iki ordunun büyük cengi başladı. Saad ordunun en önlerinde, kılıcıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında. Öyle bir savaş ki herkes birbirine karışmış, yaman bir cenk olmuştu. Ve nihayet cenk sona erdi. Zafer inananların oldu. Düşman çekilip gittikten sonra yaralılar arasında kâfirlere büyük darbeler indiren Süleym Saad da bulunuyordu. Son anlarını yaşıyordu. Yaralıları dolaşan rahmet nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın başını mübarek kucağına aldı. Yüzündeki tozları mübarek elleriyle sildi. O zenci gencin kıvrım kıvrım saçlarını okşadı. Genç Saad'ın dudakları son anda aralandı ve dudaklarından kelimelerin en güzelleri döküldü. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu." Ve Süleym ruhunu Rahman'a teslim etti. Peygamberler peygamberinin kucağında can vermek ne güzel devletti. O nurdan gözlere bakarken şehit olmak ne güzel devletti ey Saad.
ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o nurdan gözlerinden inci taneleri gibi yaş döküldü. O şehit henüz evleneceği insanın elini bile tutamamıştı. Bir an baş başa oturmadan cenge gitmişti Sa'd. Sonra Nebiler Sultanı bir an için gülümsedi ve yüzünü çevirdi. Bunu gören sahabiler anlayamadılar. Daha önce ağlayan, gözyaşı döken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra sevinmiş, tebessüm etmiş ve yüzünü çevirmişti. Sahabeler sordular, "Ya Resulallah, önce şu genç için ağladığınızı gördük, sonra tebessüm ettiniz, sonra da yüzünüzü çevirdiniz ve bakmak istemediniz. Bunun hikmeti nedir?" Şu cevabı aldılar. "Önce ağladım, evet. Çünkü Sa'd'ın evlenmek için o kadar kişiye başvurmasına rağmen kimse ona kızını vermemişti. Yüzünün siyahlığından ve fakir olmasından dolayı. Onun o halini düşününce ağladım. Ama Sa'd'ı şehit olduktan sonra cennet hurileriyle baş başa görünce bu sefer de hüznüm sevince dönüştü ve utandım, yüzümü çevirdim." Dünyada elde edemediğini Allahu Teala ona daha güzelini cennette verdi. Havz-ı Kevser'de verdi. Şimdi Amr bin Vehebe söyleyin ki, yüce yaratan Sa'd'ı onun kızından daha hayırlısıyla evlendirdi. Cennet hurileriyle evlendirdi. Let's see it.